Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişilerle videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşlar bugünkü video konumuz cilt bakımı açısından son yıllarda çok fazla kullanılan, araştırılan ve sorulan Bepantol cilt bakım kremi. Bepantol cilt bakım kremi nedir? Nasıl kullanılır? Ve cilde etkileri nelerdir? Biraz bunlardan bahsedeyim sizlere. Daha önceki ismi herkesin bildiği gibi Bepanten krem olan bu krem cilt için gerçekten çok faydalı bir kremdir. Ekstra bakım isteyen cildin nem ihtiyacını karşılayan ve cildi koruyan bir krem olan Bepantol cildiniz sık sık kuruyor, çatlıyor ve tahriş oluyorsa mutlaka günlük kullanıma elverişli kullanabilirsiniz. Kuru cilt daima erken kırışır ve yaşlanma belirtileri daha erken görülür. Cildin bakımlı ve güzel görünmesi için daima belli bir nem oranının sağlanması gerekmektedir günlük arkadaşlar cilde. Buna etken olarak aşırı sıcak havalar ya da tam tersi aşırı rüzgarlı ve soğuk havalar cildin kurumasına, doğal olarak da nem kaybetmesine neden olur. Sonuç olarak pul pul dökülmeler, cilt kuruluğu, kızarıklık oluşmaya başlar. Cilt bakımı ve nemlendiriciye ihtiyacı olan cilde Bepantol cilt bakım kremi uygulayarak cildinizi koruma altına alırken cildin daha canlı ve bakımlı olmasını sağlayabilirsiniz. Cildin günlük hayatta çok ihtiyacı olan provitamin B5 içeren bu krem, paraben gibi katkı maddeleri içermediği için genç, yaşlı, çocuk ve hatta bebeklerde bile güvenle kullanılabilir. Günlük hayatta nemlendirici olarak kullanılabilen Bepantol kremi, şu şikayetlerde de kullanırsanız şikayetlerinizi azaltmaya yardımcı olur. Soğuk günlerde çatlayan eller, cildi canlandırmak ve parlaklık kazandırmak, sivilce, akne izi tedavisinde, pişiklerde, yara ve yanıklarda rahatlama etkisi için, el ve dekolte bölgelerinde yaşlanma karşıtı olarak kullanılabilir. Evet arkadaşlar, bu etkilerini en doğru biçimde görülmesi için kullanımını da kısaca sizlere anlatayım. Kullanacağınız bölge kesinlikle temiz olmalıdır. Sorunlu olan bölge veya bakım yapılacak bölgeye nohut tanesi büyüklüğünde sürülüp baş parmak hareketleriyle masaj yapılıp emilinceye kadar uygulanması yeterlidir. Cildinizin durumuna göre, bakım yapılacak yerin durumuna göre günde 1 veya 2 defa uygulayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Evet arkadaşlar, unutmayın ki ben burada sizlere bilgi vermek amacıyla bulunuyorum. Herhangi bir ilacı mutlaka alın ya da kullanın gibi bir tavsiye kesinlikle vermiyorum. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bu açıklamayı yaptım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlık ve İlaç Dünyası kanalı olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler dilerim.